Kuş krallığı yıllarca arkeologlar tarafından reddedildi. Mısırlıların tüm kuşit kültürünün nedeni olduğuna inanılıyordu. Bir Nübya piramidinin altında bulunan kraliyet mezarının kazılması sayesinde bu eski insanların bir zamanlar ne kadar büyük oldukları hakkındaki gerçeğe ulaşabiliriz. Ancak bu basit bir kazı değil. Arkeologlar odalar arasında ilerlemek için büyük bir su sorununu aşmak zorunda kalacaklar. Bugün size bu arkeologların ne bulduklarını ve potansiyel parasal değerlerini anlatacağız. Ayrıca size bölge hakkında biraz tarih ve bunun bugüne kadarki etkisi hakkında bilgi vereceğiz. Öyleyse başlayalım. 2018'de Piers Paul Crisman, Sudan'da yeni bir kazı çalışması yaptı. Bölge günümüzde modern Sudan'da bulunan eski Nübya Krallığı döneminde dikkatleri çekmişti. Bu kazı alanı Nuri olarak bilinir. Napata'nın eski başkenti için antik bir nekropol idi. Nuri'de bir zamanlar kuş krallığını yöneten çeşitli krallar ve kraliçeler için toplam 20 piramit var. Kraliyet mezarları piramitlerin içine yerleştirilmemişti. Bunun yerine mezarlar ve odalar doğrudan taş anıtların altındadır. Ancak son yıllarda yükselen yeraltı suları birçok mezarı sular altında bıraktı. Bunun doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklandığına inanılıyor. Su, mezarın odalarındaki bazı hazineleri ve yazıları aşındırabilir. Ancak aynı zamanda mezar soyguncuların kraliyet kalıntılarına girip çalmalarını da engelliyor. Crisman, eğitimli bir sualtı arkeoloğu olduğu için su sorunuyla başa çıkmak konusunda eğitimli biri. Crisman'ın dikkatini çeken mezar, M.Ö. 335 ile 315 yılları arasında hüküm süren Firavun Nastasen'e aittir. Kazı kısmen National Geographic tarafından finanse edildi. Crisman ve ekibi 2018'de Nastasen'in mezarına giden merdivenleri kazmaya başladılar ve 2019'da girdiler. Girişe vardıklarında mezarların içinde sadece biraz su olmadığını, neredeyse tamamen sular altında olduklarını fark ettiler. Ekip önce kapıların çökmediğinden emin olmak için girişleri güvence altına aldı. Daha sonra odaları güvenle inceleyebilirlerdi. İlk oda geçmişte kısmen kazılmıştı. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Crisman'ın ekibi güvenlik hattının güvenliğini sağlamak için artık kırmızı teneke kutuları bile kullandı. Kazı ekibinin odaları güvenli bir şekilde geçmek için tam dalış ekipmanı kullanması gerekiyordu. Ancak zeminden gelen tortu suya karışarak çevrenin görülmesini zorlaştırıyordu. Karanlık odalarda mümkün olduğunca çok ışık kaynağı kullanmak bu sorunu biraz hafifletti. Ekip sonunda Nastasen'in mezarının birinci, ikinci ve üçüncü ve son odasından geçti. Orada antik piramitleri arkeoloji bulgularında nadiren görülen bir alan buldular. Ama buna girmeden önce size kuş krallığının ne olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Milattan önce 1070'ten milattan sonra 350'ye kadar kuş krallığı Sudan ve Güney Mısır Nil Vadisi'nde bulunan eski Nübya'da bulunuyordu. Kuş en ünlüsü Tarık olan Mısır 25. Hanedanlık Firavunları ile yönetildi. Eski Ahit'te Kudüs'ü saldırılardan korumaya yardım ettiği için adı geçer. Nübiyeli Firavunlar iktidarı kaybettikten sonra Mısır'dan çekildi ve güneydeki rahat başkent Maroe'ye ulaştı. Bir süre bu yeni krallık ticarette uzmanlaşmış bir liman kenti olarak gelişti. Öte yandan Mısır sürekli olarak çeşitli güçlerin saldırısına uğradı. Buna karşın kuşlar izole bir durumdaydı. Bu nedenle diğer güçlerin saldırıları nadirdi. Mısır, Roma İmparatorluğu tarafından fethedildiğinde ve bölgede ticarete hükmettikten sonra Moreu kalan vatandaşlar tarafından terk edildi. Mezarın girişi çok dar olduğundan Crisman ve ekibinin sırtlarında bir tankla geleneksel tüplü dalış teçhizatı giymeleri mümkün değildi. Aksi takdirde harabeleri keşfederken hareket edemezler ve daha da kötüsü sıkışıp kalabilirlerdi. Bunun yerine yüzey tedarikli dalış ekipmanı kullanmak zorunda kaldılar. Bu şekilde dalgıç solunabilir havayı uzun bir hortumdan dalgıç regülatörüne pompalayan bir hava kompresörüne bağlı olur. Kazı ekibinin kullandığı hava kompresörünün çalışabilmesi için benzine ihtiyacı vardı. Dalgıçların sırtlarında uzun hortumdan kopmaları ihtimaline karşı bir tane saç spreyinden büyük olmayan küçük bir hava deposu vardı. Bu, mezarın kendisi veya girişin çökmesi sonucu yaşanabilirdi. Bu tür bir kazı için ekibin uzun süreler boyunca sürekli çalışabilen ve aynı anda birden fazla kişiye hava sağlayabilen bir hava kompresörüne ihtiyacı olacaktı. Bu tür bir işi yapan bir kompresörün fiyatı 33.685 dolara kadar çıkabilir. Ekibin kullandığı hortum 45 metre uzunluğundaydı. Bu kadar uzun bir hortum 1700 dolara mal olabilir. Her türlü faydalı aksesuara sahip bir regülatör kiti 1589 dolar kadar olabilir. Ama yerleşik bir regülatörlü tam yüz maskesi isterseniz
o zaman 4.433 dolarlık yüksek bir ücretle karşılaşırsınız. George Andres Reisner, Mısır, Nübya ve Filistin'le uzmanlaşmış Amerikalı bir arkeologtu. Zamanında o da Krizman'ın şu anda olduğu bölgeye gitti. Reisner 1907-1909 yılları arasında oradaydı. Reisner efsanevi firavun Tarka'nın mezarını kazdı. Bunun üzerine Reisner, Nuri'nin 80 kraliyet cenazesini içeren cenaze anıtlarının haritasını çıkardı. Ancak Reisner, karşılaştığı mezarların çoğunun zaten yeraltı suyuyla dolu olduğunu keşfetti. Ve bu da o dönemki koşulları da düşününce kazıyı çok daha zor bir hale getirdi. Reisner ayrıca Krizman'ın keşfettiği Nastase'nin mezarını da inceledi. Krizman'ın ekibi ilk oradaki kazı girişimini gördü. Ancak Reisner sonuçlarını asla yayınlamadı. Yıllar sonra notlarını bir araya getirip yayınlayan bir meslektaşıydı. Reisner yanlış bir şekilde Kuş Krallığı'nın Mısırlılara kıyasla ırksal olarak aşağı derecede olduğunu yazdı. Kuşun başarılarının Mısırlılardan bir miras olduğuna inanıyordu. Araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla durum kesinlikle böyle değildi. Sualtı arkeolojisinin nadiren gerçekleşen niş bir çalışma alanı olduğunu düşünebilirsiniz ancak aslında oldukça yaygındır. Bunun bir örneği 1999'da dalgıçlar Solland'ın 10 metre aşağısını keşfederken gerçekleşti. İngiltere ile Wight adası arasında bir deniz alanında gözlerine bir ıstakoz takıldı. İstakozun yuvasında eski işlenmiş çakmak taşı aletler vardı. Arkeologlarla yapılan detaylı incelemede şu anda sular altında kalmış 80 bin yıllık bir insan yerleşiminin kalıntılarını keşfettiler. Buraya Bullnord Cliff deniyor. Bir arkeoloğun en önemli silahı Indiana Jones'un kullandığı gibi kırbaç veya şapka değildir. Bir arkeolog için en önemli şey alınan izindir. Nuri de antik sit alanı kazma izni almak için Sudan'ın Eski Eserler ve Müze Ulusal Şirketi ile kısaca Ancam ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Krizman kazısı sırasında görevin doğru şekilde yapıldığından emin olmak için işlemleri izleyen Enkam'dan bir temsilci vardı. Bir izin almanın yanı sıra özellikle sualtı arkeolojisini güvenli bir şekilde yapabilmek için almanız gereken birkaç ders var. Sualtı arkeolojisi eğitiminin maliyeti kursuna göre değişir. Bir kurs sizi su altında kalan kalıntıları incelemek için İtalya'daki Pompei'ye götürecektir. Böyle bir kursa 2000 dolar civarında ödeme yapmanız gerekebilir. Bu tür kurslara devam etmek için ayrıca tüplü dalışta PADI sertifikasına sahip olmanız gerekir. Birleşik açık su ve gelişmiş açık su kursları yaklaşık 1000 dolara mal olabilir. Mısır'da nadiren bulunan bir antik eşya bulursanız ve onu uygun yetkiye sahip olmadan ülke dışına çıkarmaya çalışırsanız o zaman ağır bir ceza ile karşı karşıyasınız demektir. İlk olarak bir süreliğine yoğun bir hapis cezası ile cezalandırılacaksınız. Ayrıca minimum 6.300 ve maksimum 1 milyon dolar para cezası alırsınız. Bunun da ötesinde kaçak kazıda kullanılan makine ve arabalar dahil tüm eşya ve teçhizata hükümet tarafından el konulmaktadır. Bu video hazırlanırken şu anda Nastase'nin mezarının kazısına ara verildi. Bununla birlikte ekibin mezara doğru bir şekilde erişmek ve insanlığın eski geçmişi hakkında daha fazla bilgiler edinmek için yakın gelecekte geri dönme umutları yüksek. Daha önce de bahsettiğimiz gibi ekip kısa zamanda değerli bilgiler keşfetti. Nuri'de mezarlar sular altında kalsa da ekip şimdiye kadar birkaç eser gördü. Ne de olsa su, mezar soyguncuları için caydırıcı olarak çalışıyor. Bulunan eşyalardan biri, Uşeti olarak da bilinen bir dizi Şabdi bebeğidir. Bu bebekler öbür dünyada geçerken gömülen kişiye bir refakatçilik etmesi için yaratılırdı. Kişinin öbür dünyaya gitmesine yardımcı olurlardı. Eski Mısır'dan gerçek Şabdi bebekleri satın almak aslında internet üzerinden mümkün. Siz de bir sonraki yaşam için kendi minyonunuzu almak istiyorsanız internette bebek başına 130 ila 1700 dolara bulabilirsiniz. Yine de bu belki de en şaşırtıcı keşiftir. Nastase'nin mezarındaki 3. ve son odaya ulaştıktan sonra Krizman yaklaşık 2300 yıldır rahatsız edilmemiş görünen Nastasen Kraliyet Lait'ine rastladı. Antik Mısır'da taştan bir Lait yapılır ve çoğu zaman bu bir dış kabuk görevi görür. İçeride genellikle kalıntılar içeren bir tabut bulunurdu. Henüz Nastase'nin lehti açılmadı. En azından şu anda görüşler bu yönde. Eski kraliyet ailesinin mezarları yüzyıllar boyunca hazine ve hatıra için sık sık yağmalandığından bunun olması çok nadirdir. Su ve yer yetersizliği nedeniyle şu anda büyük Lait'in kaldırılması çok zor. Lait içinde genellikle kalıntılar olacağından otantik bir eski Mısır Lait'i satın almak mümkün değildir. Sonuçta müzeler için inanılmaz derecede değerlidirler. Ama evinize dekorasyon olarak sadece 1650 dolara kral Tutankamon'un Lait'inin bir kopyasını alabilirsiniz. Kesinlikle misafirlerinizin dikkatini çekecektir. Kral Tutankamon'un gerçek Lait'inin biri kalın, som altınla kaplı 3 tabut içerdiği söyleniyor.
bu altın tabutun 1 milyon 200 bin doları aştığına inanılıyor. Odaları inceledikten ve kazıları durdurduktan sonra arkeologlardan oluşan bir ordu yakınlarda bir Hristiyan mezarlığının kalıntılarını buldu. Bölgeye baktıktan sonra bir parça Yunan dikili taşına rastladılar. Eskiden bunlar farklı nedenlerden ötürü yapılırdı. Geçmiş savaşlar için bir tür antik mezar taşı olarak veya mülk sınırlarını işaretlemek için işaret olarak kullanılırdılar. Bir mezarlıkta bulunduğundan bu muhtemelen bir mezar taşıydı. Arzu ederseniz gerçek Yunan dikili taşı satın almanız mümkün. 2018 yılında Londra, İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi, M.Ö. 375 ile 350 arasında yapılan bir Yunan dikili taşını açık artırmada 387 bin dolara sattı. Ancak 4. yüzyılda yapılan daha eksiksiz bir Yunan dikili taşı 2012 yılında Sotheby's tarafından New York'ta satıldı. Bu taş tam tamına 902 bin 500 dolara gitti. İşte bu kadar. Bu videoyu izleyen sualtı arkeologları var mı? Varsa lütfen yorumlarda keşfettiğiniz yerleri bize söyleyin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp abone olun. Tüm bunlar bize gerçekten yardımcı oluyor. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.